2021 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları özetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Formula Junior kategori yarışlarının özetlerine yer ayırdık. Sporcular sıralama turlarını tamamladıktan sonra ilk yarış için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Hazırlıklar tamamlandı. Yarışın komiseri Formula Junior sürücülerine briefing veriyor. Böyle geldiğiniz düzende 4 kırmızı ışık yanıyor olacak. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları özetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Formula Junior kategori yarışlarının özetlerine yer ayırdık. Sporcular sıralama turlarını tamamladıktan sonra ilk yarış için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Hazırlıklar tamamlandı. Yarışın komiseri Formula Junior sürücülerine briefing veriyor. Böyle geldiğiniz düzende 4 kırmızı ışık yanıyor olacak. İşte Formula Junior 1. yarışı için araçlar formasyon turuna başladı. Ve kırmızı ışıklar söndü. Formula Junior kategori 1. yarışı başladı. Pol pozisyonunda Emre Ergör Karting Team pilotu Batı Ege Yıldırım başladı. Batı avantajını koruyarak ilk virajı lider girdi. İkinci sırada Hakkı Durum yer almakta. Üçüncü Sarp Arhanor. Hakkı Durum arkasındaki Sarp Arhanor'la savaşırken bir yandan da önündeki Batı Ege Yıldırım'a atak yapmaya hazırlanıyor. Hakkı iyi ivmeleme yakaladı ve hızla Batı Ege Yıldırım'ı geçerek yarışın liderliğini eline geçirdi. Bir tur sonra Batı Ege Yıldırım yeniden Hakkı Durum'u geçerek liderliği geri aldı. Ayşe Çebi son şiganda Burak Çalışkan'ı geçerek dördüncülüğe çıktı. Hakkı Durum'la Batı Ege Yıldırım arasında 4 saniye zaman farkı oluştu. Batı Ege Yıldırım son turlara doğru rahatladı. Şu an için arkasında bir tehdit yok. Hakkı ile Batı arası 2,5 saniyeye indi. Sarp Hakkı'nın 1 saniye gerisinde 3. sıradaki yerini koruyor. Burak Çalışkan yerini geri almak için Ayşe Çebi'yi hataya zorluyor. Sarp Arhanor'un önü ve arkası açık. Hakkı Durum'a Sarp Arhanor yaklaştı. Ayşe ve Burak kapışması devam ediyor. Batı Ege Yıldırım çok rahat bir birinciliğe doğru ilerliyor. Arka tarafta Ayşe Çebi, Burak Çalışkan ve Leyla Sulyak kapışması var. Sarp Arhanor yerinden memnun. Batı Ege Yıldırım artık son virajı dönüyor. Ve damalı bayrak altından geçerek günün ilk yarışını kazandı. İkinci Hakkı Durum olurken üçüncü Ayşe Çebi oldu. Burak Çalışkan dördüncü, Leyla Sulyak ise beşinci olarak yarışı tamamladılar. Sırada Formula Junior kategorinin ikinci yarışı var. Sporcular hazır ve griddeki yerlerini aldılar.
İşte bir kez daha kırmızı ışıklar söndü ve Formula Junior kategori ikinci yarışı başladı. Pol pozisyonunda start alan Batı Ege Yıldırım ilk viraj sonrası yerini korumayı başardı. İkinci sırada Hakkı Durum var. Sarp Arhanor Hakkı Durum'u geçerek ikinciliğe çıktı. Geçiş sırasında iki sporcunun go-kartları temas yaşadı. Start düzlüğüne çıkılırken Burak Çalışkan'dan geçiş denemesi geldi. Bunda da başarılı oldu. Start düzlüğünde Ayşe Çebi ile yan yana geldiler. Ayşe bırakmıyor. Burak Çalışkan avantajı yakaladı ve geçmeyi başardı. Oo! Hakkı Durum'la Sarp Arhanor temas yaşadılar. Bu temas sonrası Sarp Arhanor yol dışına savruldu. Sarp burada çok zaman kaybedince en son sıraya geriledi. Çarpışmayı tekrar izliyoruz. Sarp dışarı açılmış. Hakkı içeri girip avantajı yakalamak üzereyken Sarp çizgisine dönmek isterken temas yaşanıyor. Gözetmenlerin işi yine zor. Bakalım karar ne çıkacak? Batı Ege Yıldırım yine çok rahat bir yarış çıkarıyor. Hakkı Durum'la arasında 4 saniye zaman farkı var. Burak Çalışkan aradaki mesafeyi 3 saniyeye çıkararak rahatladı. Leyla Sulyak elinden geleni yapıyor ancak Ayşe Çebi de çok hızlı. Hakkı Durum, Sarp Arhanor yol dışına çıktıktan sonra nefes aldı. O da rahat bir ikincilik almak üzere. Batı Ege Yıldırım'la Hakkı Durum arasındaki zaman farkı 5 saniyeye çıktı. Batı temposunu daha da arttırdı. Sarp Arhanor için talihsiz bir yarış oldu. Bir temas nelere mal oldu. Aradaki zaman farkı çok açıldı. Kapatma ihtimali yok gibi görünüyor. Hakkı Durum son virajları dönüyor. Batı Ege Yıldırım start düzlüğüne çıktı. Damalı bayrak altından geçerek bir galibiyet daha aldı ve puan hanesine 20 puan daha ekledi. Hakkı Durum ikinci olurken Burak Çalışkan üçüncü olarak yarışı tamamladılar. Kadınlarda Ayşe Çebi birinci, Leyla Sulyak ikinci oldu. Sarp Arhanor duruma tepki göstererek finişten geçti. Yarış sonrası Burak Çalışkan'ın babası Metin Çalışkan'la görüştük. Metin Bey, duygularını sağ olun. Valla güzel bitti, kazasız belası oldu Burak için. Mutluyuz. Üçüncü yarışı bekliyoruz. Orada içeriği kapamama rağmen arkadan temas yüksek mı? Bir hızla bir temas etti. Bakalım. Beni dışarı uçurdu. O da devam edip çok büyük avantaj sağlamış oldu puan durumunda. Şimdi Formula Junior kategori son yarışı özetlerine geçiyoruz. Sporcular yine yerlerini aldılar. Batı Ege Yıldırım pol pozisyonunda, Hakkı Durum ikinci, Burak Çalışkan üçüncü, Ayşe Çebi dördüncü, Sarp Arhanor beşinci, Leyla Sulyak altıncı sıradan start aldılar. Sarp Arhanor hemen atak yaptı ve Ayşe Çebi'yi geçerek dördüncüye çıktı. Şimdi önünde Burak Çalışkan var. Aynı turda Hakkı Durum da atak yaparak Batı Ege Yıldırım'ı geçmeyi başardı. Şimdi sıralama şu şekilde. Birinci Hakkı Durum, ikinci Batı Ege Yıldırım, üçüncü Burak Çalışkan, dördüncü Sarp Arhanov, beşinci Ayşe Çebi ve altıncı Leyla Sulyak sıralamasıyla yarış devam ediyor. Oo,
Sarp Arhanor geçiş denerken kontrolünü kaybetti ve Burak Çalışkan'la temas yaşadı. İki araç da yol dışına savrularak salyangoz virajının çimlerine gömüldü. Tekrar izliyoruz. Batı Ege Yıldırım baskısını artırdı. Bu baskının sonunda Hakkı Durum geçerek yeniden liderliği geri aldı. Sarp Arhanor yola dönmeyi başardı ancak bok altında bir sorun olduğundan yol çıkışı bozuldu. Sarp için kötü bir hafta sonu geçiyor. Şampiyonada ciddi yara aldı. Sarp yeniden temposunu bulmayı başardı. İlk olarak Leyla Sulya geçti. Şimdi önünde Ayşe Çebi var. Burak Çalışkan aracını çimenlerden çıkarırken çok zaman kaybetti. İkinci yarışta iyi performans ortaya koyarak üçüncü olmuştu. Sarp'tan sonra bu yarışın ikinci talihsiz ismi oldu. Batı için hafta sonu son derece güzel geçiyor. Az sonra hat-trick yaparak 6. ayak yarışlarını tamamlayacak. Sarp Arhanor yavaşlamaya başladı. Bu sırada Leyla Sulya yeniden Sarp'ı geçti. Muhtemelen aracında mekanik sorun var. İşte son tur başladı. Son turda sporcular yerlerini koruyarak finişe ulaştılar. Damalı bayrak altından Batı Ege Yıldırım geçerek 3-3 yaptı ve 60 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İkinci Hakkı Durum olurken 3. Ayşe Çedi, 4. Leyla Sülyat, günün şanssız ismi Sarp Arhanor 5. ve son sırada Burak Çalışkan 6. oldular. Burak çok üzgün. Beklemediği bir anda kaza yaşadı. Bu yarış onun en iyi zaman yaptığı yarıştı. Yarış sonrası sporcularla görüştük. Son kelimelerim harika bir hafta sonuydu. Sıcakta yarışmaktan, sıcakta yarış izlemekten nefret ediyorum. Havalar harika. Hep bu mevsimde olsun yarışlar. Çok iyi. Bugün birinci yarışı 4 başladım ama birkaç talihsiz olaylar oldu. 4 bitirdim yine. Son yarışta da yine 4 başladım. Bu sefer kaza oldu. 3 bitirdim yarışı. Genel klasmanda 3 oldum. Bu sefer hepimiz birbirimize daha yakındık. O yetişti ben geçtim. O geçti ben yetiştim falan. Yine aynı şekilde 2-2 yaptık. Öncelikle aileme, kardeşim, annem, babam. Özellikle takımım ve Hedef Filo'ya çok teşekkür ederim. Bana destekleri çok oldu. Onların sayesinde buradayım. Bu hafta sonu çok yani şampiyon anlamında çok büyük hasar aldık. Çok fazla şanssızlık oldu. Günün ilk yarışında şampiyondaki en büyük rakibimle temas ettik. Bunun sonucu ben yarış dışı kalmasam bile yarış sonuncu bitirmek durumunda kaldım. İkinci yarışta da hasar azaltmak için ön sıralara tırmanmaya çalışırken 99 numaralara açça bir temasım oldu. Bunun sonucunda da yolun kenarında kaldık. Herkesten tur yememe rağmen 5. bitirdim. Sonuncu bitirmem o. Temas ettiğimiz aracı geçtim. Şampiyona durumunda 12 puan geriye düştüm ama yapacak bir şey yok. Diğer yarışlarda hızımla zaten kapayacağım ben puanları. Bu yarış daha hızlı olduğum için zaten savunma yapmama gerek kalmadı. Öndekini takip ettim. Arkaya bakmadım yani. Önemli olan ilk 3'e girmek istiyordum. O yüzden. Son yarışı 3. başladım ama işte kaza falan oldu. O yüzden 4. oldum. Sevgili seyirciler, yarış sonunda yapılan itirazlar sonrası resmi sonuçlar açıklanmayınca genel klasman kupaları dağıtılmadı. Biz programımıza sıradaki konuyla devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.